Geldik modül 2'ye. Active Directory Domain Services. En önemli modül. Şu anda görüp görebileceğimiz. Artık bunun üzerine koymaya başlayacağız. İşte 30-35 saat falan sürecek bir eğitim olacak Active Directory kısmı. En önemli kısım, sistemcinin en çok kullanacağı kısım burası. Şimdi modülün overview kısımları vesaire buraya geçtik. Şimdi Active Directory'nin parçaları var. İlk parçası fiziksel bileşenler, fiziksel parçalar. İkinci parçaları da logical, yani mantıksal parçalar. Bu fiziksel parçalar dediğimiz olay, bunlar normal elle tutup görebildiğimiz, yani somut kavramlar. Logical'lar ise soyut kavramlar. Mesela tek tek açıklayalım şimdi kısaca. Data store dediğimiz, işte data veri demek ya. Store mağaza gibi düşünebilirsiniz ya, depo gibi. Verilerin bulunduğu yer. Bu fiziksel bir parça, bu bir makine. Makineye örneğin file server, bu dataların bulunduğu yer, paylaşımların bulunduğu yer gibi düşünebilirsiniz. Fiziksel parçalardan bir tanesi bu. İkincisi işte bizim eğitimin başından beri kullandığımız, ancak tam olarak ne olduğunu henüz yeni öğrendiğiniz olay, domain controllers. İşte Active Directory ortamı kurduğumuz zaman, bir domain kurduğumuz zaman, adotum.com gibi, bilgiadam.com gibi, erman.com gibi kurduğumuz zaman, o domaini yönetebilmek için kullandığımız fiziksel makineye domain controller adı veriliyor. O sizin kullandığınız long DC'ler var ya, DC1. Onların hepsi domain controller. Yani bundan sonra ya DC olarak söyleyeceğim, domain controller'ın baş harfleri DC olarak, veya domain controller olarak. İkisi de aynı şey. Eğitim başından beri kullandığımız o DC1 makinenin tamamı domain controller makinesi. Bu domain controller makinesinden domaindeki tüm makineleri, kullanıcı hesaplarını, kullanıcı şifrelerini, bilgisayar hesaplarını, organizational unitleri, grup policy'leri, aklınıza gelen her şeyi yönetiyorsunuz. Adı üzerine controller, kontrol eden mekanizma. Dolayısıyla en önemli, fiziksel olarak kullanacağımız en önemli şey bu. Domaini kurduğumuzda ilk olarak bu geliyor. Dolayısıyla işte adotum.com diye bir domain kurduğumuz zaman mutlaka bu da içinde onunla beraber gelecek. Domain controller en önemli şey. Global katalog. Bunu önemli, bununla ilgili sınavda soru var. Global katalog, ilk defa domain kuruyorsanız, ilk defa, bakın unutmayın bunu, yazıyorum hatta. İlk defa kuruyorsanız global katalog olmak zorunda. Şimdi şöyle, birazdan forest tree gibi terimler göreceksiniz. Şimdilik şöyle bilin. Forest'ta, yani bir ortamda, firmada ilk defa bir domain kuruluyorsa, başka bir domain yoksa, global katalog kurmak zorundasınız. Forest'ın ilk domaininde global katalog olmak zorunda. Global katalog ne işe yarıyor? Örneğin şöyle göstereyim. Diyelim ki biz Kadıköy şubesinde eğitim alıyoruz. Bir de Bilgi Adam'ın Beşiktaş şubesi var. Şimdi ben Kadıköy şubesinde çalışan bir kullanıcı olsam, laptopumu alsam, gelsem Kadıköy'e bağlansam, domaine join bir makine kullanıyorum ya ben laptopta. Gidiyorum, ne yapıyorum? Domain controller'a ben geldim diyorum. Kullanıcı adı şifrem bu diyorum. Domaindeki makine diyor ki hoş geldin. Fakat ben hangi domain controller'a ben geldim diyebileceğimi öğrenmek için baktığım yer global katalog server. Global katalog kısacası. Ya adı üzerine bir katalog, içerisinde her şeyi yazıyor. Hani bir restoranlardaki menü gibi düşünün. Her şeyi orada yazıyor. Gidip oradan öğreniyorsunuz neyin ne olduğunu. Dolayısıyla ben kalkıp laptopumla Kadıköy'den kalkıp Beşiktaş'a gelirsem, Beşiktaş'ta global katalog varsa oraya soruyorum. Yoksa gidip Kadıköy'dekine soruyorum. Fakat olur da Beşiktaş'ta bir global katalog yoksa, o zaman mecburen Beşiktaş şubede olmama rağmen gidip Kadıköy'e bu işlemi sorgulatıyorum. Fakat şimdi düşünün, şubeler değişti, farklı bir network'teyim. Dolayısıyla bir performans kaybı yaşayacağım, yavaşlık olacak. Fakat global katalog her şube için kurarsanız, her domain için kurarsanız, Beşiktaş'a gittiğimde Beşiktaş'taki global kataloğu sormaya başlayacağım. Kalkıp Ankara'ya gidersem, Ankara'daki global kataloğa gideceğim. Dolayısıyla bir gittiğim yerde neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsam, orada bir tane global katalog olsun ki oradakinde direkt konuşayım. Mesela global katalog başka neyde kullanabiliriz? Ben yine Kadıköy'deyim. Kadıköy'de bir tane paylaşımda video var. Onu çekeceğim. Kadıköy'deki gittiğimde oradaki videoyu çekmek istiyorsam global kataloğa gidip ben neredeyim diye soruyorum. O da diyor ki sen Kadıköy'desin, ben de gidip Kadıköy'deki videoyu çekiyorum. Eğer global katalog olmasaydı, böyle bir şey olmasaydı, ben Bilgi Adam'ın herhangi bir şubesinden o videoyu çekmeye çalışıyor olabilirdim. Mesela Bursa şubesinden videoyu çekmeye çalışıyor olabilirdim.
Fakat global katalog sayesinde hangi şubeye gittiysem o şubedeki videoları alıyorum. Nasıl aynı video diğer şubelerle. Ama ne fark etti? Bulunduğum şubedeki videoyu aldığım için gayet hızlı alabiliyorum. Yani şöyle düşünün, internetten bir videoyu indirseniz şimdi 500 MB'lik saatlerce sürecek. Ama şu makinedeki videoları benden alırken ne kadar alıyorsun? 1 dakika falan sürüyor, değil mi? İşte global katalog buymuş gibi düşünün. Sizin bu sınıfta olduğunuzu size söylüyor ve o makineye gitmenizi söylüyor. Olmasaydı internetten de çekebilirdiniz. Orada olduğunu bilmeseniz internetten de çekebilirsiniz. Global katalog bu işe yarıyor. Bunun hakkında çok konuşacağız. Şu anlık giriş kısmı bu kadar. Konuşacağız. Çok önemli görevleri var. Fakat MS diyor ki, yani MS'ten kastım Microsoft, kısa söyleyeceğim artık, MS diyor ki her kurduğun domainde birer global katalog olursa iyi olur. Ama dediğim gibi kurulması zorunlu değil. Sadece bir noktada kurmak zorundasınız. Forest'ta ilk domaini kurarken. İlk kez kuruyorsanız mecbur olacak global katalog. Kurmamazlık yapamıyorsunuz. Sınavda bununla ilgili soru var. Global katalog kurmamı zorunlu kılıyor. Ne yapmam lazım? Cevap çok basit. İlk defa kurduğun için. Tamam mı? Öyle bir şeydi cevabı. İlk defa kuruyorsanız global katalog olmak zorunda. RawDC dediğimiz olay. Şimdi bizim normal bir domain kontrolörümüz var. Bir aydır, 1,5 aydır kullandığımız DC'miz. RawDC ise buradaki raw read only anlamına geliyor. Yani ne demek? Sadece okunabilir domain kontrolör. Şimdi neden bunu kurarsınız? Birincisi yedek amaçlı kurabilirsiniz. Normal DC'niz çökerse bir kopyası da orada olsun diye kurabilirsiniz. Ama asıl raw DC'nin kullanılma amacı bu değil. Yedek amaçlı kullanılan DC'ler daha sonra göreceğiz. Additional DC tercih ediliyor. Raw DC'nin amacı şu. Raw DC kurduğunuz zaman bütün Active Directory içerisindeki bütün şifreler Raw DC'de tutulmuyor. Mesela Kadıköy'de bizim domain kontrollerimiz var. Raw DC'miz var. Beşiktaş'ta da Raw DC'miz var. Beşiktaş'taki Raw DC'yi yarın öbür gün birisi kasayı sırtlayıp çalarsa, götürürse içerisinden sadece Beşiktaş'ta kayıtlı olan kullanıcıların şifrelerini görebiliyor. Ama bu şubedeki veya bilgi adamın diğer Türkiye'deki tüm şubelerindeki şifreleri ele geçiremiyor. Raw DC sadece bulunduğu şubedeki kullanıcının şifrelerini saklar. Bunu unutmayın. Bununla ilgili de soru var sınavda. Bu yüzden Raw DC kuruyoruz. Biri yarın öbür gün çalıp götürürse bir kere read only üzerine bir şey yazamaz. Hatırlayın, read diye bir kullanıcı veriyordu. Dosyayı sadece okuyabiliyordu, değil mi? Yazamıyordu. Dolayısıyla domain controller'a hiçbir zarar veremeyecek. En fazla şifre çalabilir. Şifre çalmak da o kadar kolay değil. Bir şekilde başarılı şifreyi çalarsa sadece kasayı çaldığı şubedeki şifreleri görebilir. Dolayısıyla Enterprise Admin, en büyük admin Kadıköy'de çalışıyorsa, Beşiktaş admin yoksa admin şifresini de ele geçirememiş olacak. Raw DC'nin kullanım amacı bu. Yedeklemede de kullanılıyor ama yedeklemede tercih edilmiyor. Additional DC tercih ediliyor çünkü Additional DC hem yazılabilir hem okunabilir. Bunu unutmayın. Raw DC bütün şifreleri saklamaz. Sadece bulunduğu şubedeki şifreleri saklar. Şimdi şu fiziksel komponentleri bitirip şu sağ tarafa geçmeden önce en önemli şeyi söyleyeyim. Active Directory'de siz domain kurduğunuz zaman bütün bilgileriniz sizin bir database dosyasının içerisinde saklanır. Sınavda bununla ilgili soru var ve çok da basit. Bütün dosyalarınız ntds.dit diye bir tane veri tabanının içerisinde durur. Bir tane kullanıcı yarattınız Ahmet diye. Şifresi 1234. Adamı gittiniz muhasebe organization unit'ine eklediniz. Bir ton veri girdiniz. Adamın durduğu database'e ntds.dit denir. DNS'te bir tane kayıt oluşturdunuz. DHCP'de IP dağıttınız. Her şeyin kaydı burada duruyor. Tamam. Dolayısıyla bu sizin her şeyiniz. Bunun başına bir şey gelirse Active Directory ortamınız çöker. Dolayısıyla işte Raw DC veya Additional DC gibi değişik domain kontroller kurarak bu ntds.dit'inizin onlarda da durmasını sağlayabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi Raw DC kurarsanız buradaki bütün şifreler gitmiyor oraya. Sadece bulunduğu şubedeki şifreler gidiyor. Bunlar önemli. Durduğu yere de ntds.dit deniyor. Şimdi domain kontrolün makinenizi açın veya açmasanız da ben direkt göstereyim. Şurada, ha bu arada senin ne durumda? Olmuyor. Tamam, ona imaj attırırım ben hafta içi. Bilgisayarımdan C'ye ben açayım. Ondan sonra da yolunu göstereceğim. Nerede ya bu? Windows'ta, pardon. Windows. NTDS. Yol şu. Yolu gayet basit. C'nin altında, Windows'un altında NTDS klasörü var. O klasöre giderseniz bakın veri tabanı dosyanız burada.
ntds.lit. Bu sizin aktif direktörde yaptığınız her haltın, yani ne yapıyorsanız yapın, her şeyin tutulduğu yer ntds.lit. Göreceksiniz ileride DNS'e zonlar oluşturacağız, kayıtlar gireceğiz. Bunların hepsi burada duruyor. IP mi dağıtacaksınız? Bütün her şey burada. Yani bir veri tabanı düşünün. İşte web sitesinin veri tabanı SQL'de duruyor. MDB'de, Access'ta duruyor. Bununkilerde ntds.lit'te duruyor. Dolayısıyla buraya geldim. Yani özetleme gerekirse raw disk'inizi kaptırsanız bile adamın şu ntds.lit'i açıp içerisinden şifreleri çekmesi çok zor. Yapılamıyor mu? Yani yapılabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Third party programlarla kırılabiliyor. Ama yine de zor. Bir güvenlik sağlıyor size. Dediğim gibi siz de bunun içerisini açıp böyle editleyemezsiniz. Saçma sapan şeyler göreceksiniz. Fakat bunu bilin. Sınavda böyle kek bir tane soru var. Active Directory Database'in nerede duruyor? Direkt yolunu soruyor. Böyle bir ton şey yazmış. ntds.lit şöyle klasörü böyle göstermiş. Alakası yok. C Windows ntds'in içinde. Tamam. Bunu bilin. Active Directory'nin her şeyi. Bunun başına bir şey gelirse patladı. Bunu nasıl koruyacağız? Bunun bir yolu var mı? Ama bilgisayarı koruyacağım. Buraya zaten dışarıdan erişemezler. Ama bilgisayarı alıp götürürlerse bunu kullanırlar. Third party programlarla bunu kırabiliyorlar. İmkansız değil, zor ama kırılabiliyor. Haberiniz olsun. O yüzden o dosyanın başına bir şey gelmemesini istiyorsanız her zaman eğitim başından beri söylüyorum. Backup her şeydir. Backup. Mutlaka alacaksınız. Tamam, bununla ilgili sorunuz var mı şu kısımda? Domain controller'ı zaten kullanıyorsunuz eğitim başından beri. Data store işte verilerin tutulduğu yer. Global katalog, katalog adı üzerine her şeyin bulunduğu, bilgilerin bulunduğu yer. Raw DC ise sadece okunabilir domain controller. Üzerine bir şey yazamıyorsunuz. Şimdi mantıksal bileşenlere gelelim. Mantıksal bileşenler. Bunlar birincisi partition. Partition bölüm anlamına geliyor. Bu disklerde partition falan oluşturuyorduk ya, volümler. Volüm anlamına geliyor. Active Directory'nin çeşitli partitionları var. Bu partitionlardan bir tanesi şema. Şema aslında bir template gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir kullanıcı yaratacaksınız. Kullanıcı yarat dediğiniz zaman size şöyle sorular soruyor. Kullanıcı adı, Türkçe yazayım. Kullanıcı adı ne? Şifresi ne? Ondan sonra sallıyorum, departmanı ne? Gibi çeşitli sorular soruyor. Siz sağ tıklayıp yeni bir kullanıcı yarat dediğinizde size bu sorular, hangi soruları soracağını belirlediğiniz yer şema. Varsayılan olarak şemada şunlar var. Hemen göstereyim bir tane. Sizin açmanıza gerek yok. Varsayılan olarak bir kullanıcı yarat dediğinizde şemadan şu bilgileri soruyor size. Hemen bir tane yaratayım. Bakın şöyle şeyler soruyor. First name, last name. Bunu yazınca zaten full name'i kendisi yazıyor, isim ve soyad. İşte kullanıcı adı, bu kadar. Başka hiçbir bilgi sormuyor. Siz işte şemalar sayesinde burada fazladan TC kimlik numaran, tuttuğun takım, sevdiğin renk gibi soruları hazırlayabiliyorsunuz. Her şey bu şema sayesinde oluyor. Dolayısıyla şema kullanıcıları oluşturmak için kullanıcı objelerini, bu obje kelimesine de alışın, nesne demek. Bu nesneleri yaratabilmek için kullandığınız o bileşen, mantıksal bileşene şema deniyor. Bu partition'ın bir parçası şema. Bir ton parçası var. 4 tane, 5 tane. Onlardan bir tanesi şema. Tamam. Bunu da söyledik. Şemayı da söyledim. Geldik domains'e. İşte bu domains aslında şey, bizim kurduğumuz bu domainler. Onun bir parçası. Yani partition'ın arasında şemadan başka bir de domainle ilgili partition da var. İleride göreceksiniz. Yani o partition'ların bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Zaten adı üzerine çok konuşmaya gerek yok. Domainle ilgili bilgilerin bulunduğu partition. Şimdi domain, trees ve forest. Bu kavramları açacağım. Burası önemli. Burayı iyi öğrenin. Çok soru var bununla ilgili. En az 15-20 soru çıkacak. 400 puan burada yatıyor. Söyleyeyim. Şimdi forest nedir? Tree nedir? Child nedir? Forest, şöyle düşün. Bilgi adamın sadece Beşiktaş'ta Kadıköy şubesi varmış gibi hayal edin. Başka hiçbir şubesi yok Türkiye'de. Bilgi adam Beşiktaş şubesine beşiktaş.bilgiadam.com denir. Tamam mı? Şimdi forest'ı şöyle gösteriyorum. Şu bir forest çizebilirsem düzgün. Şöyle bir üçgen çizeyim. Şurada benim bir domainim var. Çok büyük oldu gerçi ama. Şurada da bir tane domainim var. Firmamın iki tane ismi var. Veya ortaklaşa. Şöyle biraz daha çizeyim.
Şimdi diyelim ki bilgiadam.com şurası. Bir de bilgiadam gitti. Mesela işte Turkcell'le ortak oldu diyelim. Turkcell.com. Şimdi normalde bilgiadamın kısmı şurası ya. Şu üçgenle gösterdiğim alan normalde bütün domainler üçgenle gösterilir. Bunu unutmayın. Şu bilgiadam dediğim domain. Bilgiadam.com şu gördüğünüz üçgen. Şu taralı alan. Tamam. Şurası bilgiadam.com. Ortağı olduğu Turkcell'de şu taralı alan. Komple bu iki domaini içine alan şu çembere, şu elipse de forest deniyor. Yani forest domainlerin en tepesi. Tüm domainlerin toplamına forest deniyor. Olur da 2012'nin Türkçe sınavları çıkacak. Şimdi Türkçe girerseniz sınavda orman falan diye çıkıyor. Söyleyeyim orman ağaç diye. Saçma sapan sakın Türkçe girmeyin. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu bilgiadam.com, turkcell.com, mesela süperonline.com, işbankası.com, yapıkredi, garanti.com bunların hepsi birleşse bir çatı altında toplansa hepsinin toplandığı o çatıya forest deniyor. Yani bu ne demek? Forest en tepe nokta. Bu forest'ın içerisindeki bu üçgenler ise her bir ortak işte. Bunlara da domain deniyor. Bilgiadam.com, turkcell.com. Bunlar birer domain. Tamam, forest en tepe. Forest'ın bir dışı domain ve üçgenle gösteriliyor. Bir de şu altı çizdiklerim var. Bunlara da child domain deniyor. Child. Şu da bir child. Child domain'i şöyle düşünebilirsiniz. Burası bilgiadam.com'sa siz buraya gelip Erman yazarsanız domain'e bu artık erman.bilgiadam.com olarak oluşuyor. Tamam. Şuradaki üçgen bilgiadam.com'sa onun altına açtığınız domain subdomain gibi düşünün. erman.bilgiadam.com. Buna da child domain deniyor. Çocuk domain, küçük domain ne derseniz deyin. Ama child domain. Sınavda hani böyle çocuk domain falan diye çıkıyor Türkçe sınavlara saçma sapan. Buna child domain deniyor. Bir de tree domain var. Tree domain de işte şu bilgiadam.com ya. Şuradan bir tane ok çizdim dikkat ederseniz yani çizgi çizdim. Bilgiadamın yanına bir tane daha domain açarsanız böyle buna da tree deniyor. Tree ağaç demek ya. Şu bir domain, bu da dalı işte. Şu dal, şurası dal, bu da ağaç diğer tarafı. Yani normalde bilgiadam.com bir domain, turkcell.com onun tree'si, erman.bilgiadam.com da child domain. Tamam, şimdi bir tane sorayım size. Şöyle bir domainim var. Ahmet.com. Ahmet.com gitti firma olarak Mehmet.com'la ortaklık imzaladı. Sonra Ahmet.com'un içerisinde yeni bir yapılanma oldu. Bir tane de alt domain açılacak. Buna da dediler ki büyük mesela. Şimdi bu Ahmet.com nedir? Üçgenle gösterdiğime göre. Domain. Mehmet.com bunun nesi oluyor? Tree'si oluyor. Aynen öyle. Yan tarafa çekip başka bir isimde oluyorsa tree'si. Tamam, başka bir isimde oluyorsa. Ben şimdi burayı büyük diye bir domain Yanlış kurarsam. şey, yani şimdi domain olduğu nereden belli? Efendim? Şimdi Ahmet, Mehmet.com domain, Ahmet.com olduğu Olabilir canım. Oluştururken kendin belirliyorsun. Bu bunun tree'si olsun diyorsun. Kuracağız domain. Bugün kuracağız. Yetişecek. Kuracağız, orada göstereceğim. İkisi de birbirinin tree'si olabilir. Tamam, bu tree. Buna yazdık tree. Bu normal domain'de. Domain. Şimdi ben buraya büyükle ilgili bir domain açmak istersem şu Ahmet'in altına. Bu nasıl bir domain? Child domain. Peki ben büyükle başlayan bir isimle açmak istiyorsam o zaman adres ne olacak? Ahmet.com'un child olacağını diye. Büyük.ahmet.com. Tamam, mantık bu kadar. Child domain bu. Ana domaininizin başına bir tane eklenti getiriyorsunuz. Erman.ahmet.com. Tree olursa bambaşka bir isim oluyor. Gerçek asıl domain ahmet.com, tree'si mehmet.com, child Ahmet'in child'ı da büyük.ahmet.com. Bunların hepsinin bulunduğu yere de forest deniyor. Yani bunların hepsi bir ormanda. Bu Ahmet.com'la Mehmet.com bu ormanın birer ağacı. Bunlar da dalları falan gibi düşünebiliriz. Evet. Şunu da söyleyeyim. Forest'ta, şöyle bir Forest'ta ilk kurulan domaine, birazdan gerçi göstereceğim slide'da gene bunu, ama kurulan domaine önce bunu kurduk diyelim. 1, 2'yi bunu kurduk. İlk kurulan domaine forest root domain denir.
Root kök demek. Yani ağacın kökü. Ormana dikilen ilk ağaç gibi düşünebilirsiniz. Kurduğumuz ilk domain. Mesela bizim sanallarda adotum.com var. Kurulan ilk domain adotum.com. Ama gittiniz bir firmaya, orada var ülker.com. Siz gittiğiniz yanına nesle.com gibi bir domain yaparsanız sizin forest root olmuyor. Çünkü sizden önce birisi kurmuş oraya. Kurulan ilk domaine forest root domain denir. Ve tekrar diyorum az önce ilk söylediğimi. Forest root domain'de global katalog bulunmak zorunda. Çünkü ilk defa kuruluyor ya, oraya da kuramazsanız ortamda hiç global katalog olmaz. Belki ikinci domain'de kurmayacaksınız. Mecburen forest'ta ilk domain'e kurarken global katalog kuruyorsunuz. Fakat bu ikinci kurduğun domain'de global katalog istesem kurmayabilirim. Ama ne olacak? Burada domain controller'lar varsa, başka domain controller'lar veya kullanıcılar, onlar gidip global katalog için hep buna sormak zorunda. Dolayısıyla her yere global katalog kurmakta fayda var. Tamam, ilk kurulan domaine forest root domain deniyor. İlk kurulan tree'ye de tree root domain deniyor. Bunu unutmayın. Forest root domain ilk forest'ta ilk kurulan domain, tree root domain de tree olarak kurulan ilk domain. Zaten kuracağız. Birazdan göreceksiniz. İstediğin kadar kurabilirsin, hiç fark etmez. Site, bundan bahsetmişim VPN anlatırken, hatırlıyorum. Site'lar şube anlamına geliyor. Lokasyon, Kadıköy site'ı, Beşiktaş site'ı gibi düşünebilirsiniz. Site'lar Active Directory'de önemli. Makineleri site'lara ayırıyoruz. Neden site'lara ayırıyoruz? Mesela Kadıköy ile Beşiktaş'ı ben ayırmasam, bir arada bulunsa ne olur? Ne gibi zarar olabilir? Şöyle bir zarar olabilir. Beşiktaş'taki adam kendini Kadıköy'de sanar. Sadece Kadıköy site olsa. Ama ben site'lara ayırarak ne diyorum? Sen Beşiktaşlısın, sen Kadıköy'lüsün diyorum. Dolayısıyla adam paylaşıma gideceği zaman kendi site'ına gidiyor işte. Soruyor global katalog, gidiyor Beşiktaş'a. Ama site kavramı olmasa bilgi adamın Bursa şubesi, Adana şubesi bir şey paylaşıma geleceği zaman İstanbul tek site ise hep İstanbul'a bağlanmak zorunda kalacak. Dolayısıyla herkesi site'lara, şubelere ayıracağız ki herkes yerini bilsin, nerede olduğunu bilsin. O yüzden site'lar önemli. Bu arada bunları sözel anlatıyorum da böyle. Bunları uygulayacağız, ne kadar basit olduklarını göreceksiniz. Şu anda sadece mantığını bilin. Çünkü Microsoft sınavlarında böyle soruyorlar maalesef. Uygulama yaptırsalar siz hepiniz yaparsınız. Next, next, next. Ama burada mantık soruyorlar. Organization unitler neydi? Hatırlayan var mı? Organization unit, grup polisi konusunu söylemiştim. Organization unitler departman, muhasebe departmanı, satış departmanı, çaycılar, bilgi işlemciler. Bunların hepsi birer organization unit. Neden organization unit yapıyoruz? Mesela en basit örneğini daha iyi anlamanız için şöyle göstereyim. Şu DC makinemde bakın. Eğer organization unit olmasaydı, siz bir kullanıcı oluşturduğunuzda hepsi bu users'ın altında olacaktı. Şimdi düşünün, 5000 tane adamı şurada oluşturdunuz. Şurada sağda kaydırma çubuğu çıkıyor ya. 5000 tane kullanıcıdan birini bulmak istediğinizde habire böyle kaydıracaksınız. Grup polisinde ayar yapacaksınız. Diyeceksiniz ki Ahmet, Ali, Ayşe, Mehmet, muhasebede çalışan 5 kişi. Bunları etkilesin. Ne yapacaksınız? Bütün kullanıcıya gidip tek tek grup polisi bağlayacaksınız. Ama organization unit sayesinde siz bir tane organization unit oluşturuyorsunuz. Şuradakiler gibi, aynı şu içerisinde kare olanlar var ya, sarı klasör, içerisinde böyle şöyle kare olanlar bakın. Şunun organization unit. Siz diyorsunuz ki şurada muhasebe diye bir tane organization unit olsun. Sonra bu kullanıcıları buradan seçiyorsunuz, bunun içerisine taşıyorsunuz. Daha sonra bu kullanıcıları etki etmesini istediğiniz bir tane grup polisi olursa gidip tek tek yapmanıza gerek var mı hepsine? Hayır. Sadece muhasebeye geliyorsunuz, buna bir tane grup polisi bağlıyorsunuz, içinde bulunan herkesi etki ediyor. Organization unit bu işe sağlıyor. Aynı zamanda bir düzen sağlıyor, hepsi bir arada bulunuyor. Şimdi ben burada, şurada 50 bin tane kullanıcı var. Ben şimdi baksam, ya bu kız neydi ya, satışta mıydı bu? Nereden diyeceğim? Tıklayacağım, özelliklerine gireceğim, bulacağım oradan departmanı ne yazmışım, ona gideceğim polisi yazacağım, sonra gideceğim öbür kullanıcıyı bulacağım, ona polisi yazacağım. Hiç gerek yok. Buraya muhasebe satış diye diziyorum böyle, satış, çaycı, bilmem ne diziyorum. Muhasebecileri mi görmek istiyorum? Basıyorum, bana muhasebecileri gösteriyor. Örnek, satışçıları görmek istiyorum şu anda. Bakın satış diye bir grup var, basıyorum, sadece satışçılar çıktı. Bakın, muhasebeciler falan başka hiçbir departman yok. Yani organization unitler derli toplu durmamızı sağlıyor. Tamam. Ve oluşturması çok basit. Zamanı gelince göreceksiniz zaten. Sağ tıklıyorsunuz. Organization unit diyorsunuz. Adını yazıyorsunuz. Bitti.
PlayStation Unit'te bunlar. Şimdi şunlardan bahsetmiştik ama şurada birkaç şey daha bahsedeyim. Şimdi şu üçgen, gördüğünüz gibi artık söyledim, bir domain. Şimdi normalde domain controller, örneğin ortamda iki tane domain controller var diyelim. Şimdi dedim ya, hani yedek çalışması için kullanıyoruz, işte additional DC veya raw DC falan kullanıyorsunuz. Normalde işte benim burada ntds.dit'im var, ntds.dit. Ben replikasyon yaparak buradaki ntds.dit'in buradaki makineye gelebilmesini sağlayabiliyorum. Yapınca uygulamayı göreceksiniz çok basit olduğunu. Bu benim ne işime yarayacak şey? Yedeklerimi alacağım. Değil mi? Çöktüğü zaman başına hiçbir iş gelmeyecek. Direkt bu makineden kurtarabilirim. Dolayısıyla Active Directory ortamında her zaman replikasyon yapacaksınız. Ki bu replikasyon işlemi, eğer aynı ortamdaysanız, mesela Kadıköy Şubesi'nde iki tane domain controller var, onlar anında yapıyorlar. Çok hızlı gerçekleşiyor bu iş. Ve replikasyonla sadece ntds.dit, yani birçok şey. DNS'de bir zone oluşturdunuz, direkt replikasyonla karşı tarafa gönderiyorsunuz. Gerçi başka yöntemler de var ama en azından ntds.dit sayesinde ortamdaki bütün her şeyi, artık bütün verileri gönderebiliyorsunuz. Fakat oldu da Kadıköy'den Beşiktaş'a ben yedekleme yapmak istedim. Kadıköy ana merkezi. Beşiktaş'ta da benim raw DC'm veya additional DC'm var. Oraya yedekleme yapmak istersem, o zaman işte arada süre farkları var. Varsayılan olarak 15 dakikada bir karşı tarafta replikasyon yapılıyor. Fakat işte onun şöyle bir zararı olabilir. Hani binde bir denk gelirseniz. Siz burada bir şey girdiniz. 5 dakika sonra makine patladı, şans eseri. 15 dakika olmadığı için karşı tarafa da gitmedi. O veriyi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla farklı saatler olması çok iyi. Her şeyin derli toplu olması açısından. Fakat böyle bir problem de olabiliyor. Ama binde bir denk gelsin. Bir şey girdiniz patladı. Bir anda patlayacak durum olmaz yani. Genelde patlayacağını önceden hissediyorsunuz zaten. Ama replikasyon önemli. Her şey backup. Organization unitler hakkında konuşmuştuk. İşte organization unitler, şu resimden de tekrar göstereyim. Şöyle düz gördüğünüz klasörler değil. Şurada gördüğünüz klasör içinde şöyle küçük kareler, dikdörtgenler var ya. Şunların hepsi birer organization unit. Komple. Mesela buradaki örnekte de şunlar ne ya? Ha, New York City. Londra. Tamam. Tokyo. Van. Van neymiş acaba? Bizim Van değildir. Van Gogh. Ne? Van Gogh mu dedi birisi? Sen mi dedin? Ses arkadan gibi geldi de. Mono. Stereo çalışmıyor. Van. İşte düşünün. 1000 tane şubeniz var. Bunları hepsini bir arada tutacağınıza böyle şey yapıyorsunuz. Ben şimdi Londra'daki adama Facebook yasak demek için Londra'da çalışan 200 kişiyi tek tek users'ın altından bulacağım ama hepsini Londra diye bir tane organization unit'in altına atıyorum. Geliyorum, sağ tıklıyorum şuna. Sana yasak kardeşim diyorum. Londra komple yasaklanıyor. Ve gördüğünüz gibi bir hiyerarşi var. Bakın ne kadar rahat duruyor böyle. Hepsi bir şeyin altında düzenli duruyor. Ne aradığınızı görebiliyorsunuz. Bunlar oluşurken mantıklı isimler verirseniz gayet anlaşılıyor. Organization unit'ler önemli. Ve grup polisi anlattığım için orada da söylemişim, tekrar söylüyorum. Böyle gidip mesela bir makine hesabına, makine için bir organization grup polisi oluşturmak istediğinizde yapamıyorsunuz. Grup polisi Active Directory'de organization unitlere bağlıyorsunuz. Bunu daha önce söyledim. Hani hangisi birbirini ezer diye anlatmıştım ya. 4 tane birbirini ezen vardı. Organization unitlere grup polisi bağlayabiliyorsunuz. Bu bakımdan da organization unit oluşturmanız önemli. Ve hatırlarsanız organization unit herkese eziyordu. Yani gidip domaine, kontozo.com'a, ben şuradaki kontozo.com domainine bir şey bağlasam, sonra gidip Londra'ya hayır, oraya bağladığımın tam tersini sende olacak dediysen, bunu direkt eziyor. O yüzden organization unit önemli. Her şey derli toplu duruyor. Tek hangi kontozo ezmiyor değil mi? Londra'da. Yok, kontozo domain long dediğin organization unit ya, o hepsinden büyüktür. En büyük o. Londra direkt eziyor. O yüzden siz işte diyorum ya, organization unit oluşturmazsan grup polisi bağlayamıyorsun. Hadi oldu da bağladın. Domain'deki onu ezmeye başlar. Ama o'nun içerisine, organization unit'in içerisine yazıp organization unit'e polisi bağlarsan o en büyük olduğu için hepsini ezer. Sen de amacına ulaşmış olursun. Organization unit önemli. Neye bastım açıklıyor. Şuna zaten konuşmuştuk. Önemli demiştim. Bakın Forest'ta kurulan ilk domain. Ortamda hiçbir şey yokken adotumu kurmuşlar. Bu yüzden Forest root domain. Daha sonra gitmişler tree kurmuşlar. Bu da tree olarak kurulan ilk domain olduğu için bu da tree root domain.
Mesela bu odotun.com, bu da fabrikam.com. Adotun.com'un altına bir domain kursam, mesela atl.adotun.com, buna da ne deniyordu? Çay. Tamam. Neyim? Seri mi? Ha, seri. Ha, öyle directory'de bir iş yaparken öyle ana domaine gidip soramıyor. Her durumda öyle bir şey yok. Şimdi ha, onun kurallarını konuşacağız. Onun kurallarını konuşacağız. Bu forest root domain, forest'ın root'u yani en babası olsa bile buna etki etmemesini sağlayabiliyorsun. Buna bile etki etmemesini sağlayabiliyorsun. Aralarında öyle konuşmayı kafana göre yapamıyorsun yani. Belirli kurallar var. Ya bunlar hepsi birbirinden bağımsız yani. Düşün, Turkcell ile anlaşma yapsa şimdi bilgi adam Turkcell'deki makinene Turkcell karıştırtır mı kendi sistemine şimdi bilgi adam? Karıştırtmaz. Dolayısıyla her durumda birbirine etki ettiremiyorsun. Onun kuralları var. Bunlar şimdi giriş seviyesi olduğu için burada yok tabi. Advanced seviyeye gelince orada göreceksiniz. Biraz kafalar karışacak. Ama kurallar mantık basit. Yani mantıklı davran yürütünce, mantık yürütünce anlıyorsunuz onu. Şemanın ne olduğundan konuşmuştuk. İçerisinde kullanıcı oluştururken size soracağı soruların, o şablonun, template'in nasıl olduğuna bu şema karar veriyor. Şemanın içerisine siz gidip adama TC kimlik numarası sor derseniz direkt sordurabiliyor. Mesela şuradaki örnekte adama departman sordurmuş. Ben dersem ki adamların departmanına girmek zorunda kalmasınlar, bunu silerim şemanı, bir daha da sormam. Tamam, şemanın başka bir numarası yok. Bundan konuşmuştuk, o yüzden geçiyorum. Geldik domain controller'a. Şimdi entities.dit'in ne olduğundan bahsettim. Domain controller'ın database'i. Bir de sysvol diye bir şey var. Domain controller kurduğunuz zaman sysvol isimli klasörünüz otomatik olarak paylaştırılır. Fakat önemli olan otomatik paylaşmasından kasıt, yani neyi paylaştırıyor otomatik olarak, nedir herkesin görmesini istediği şey. Sysvol'ün içerisinde grup polisinin ayarları duruyor. Dolayısıyla siz bir makineye dediniz ki grup polisiyle çöp kutusu yok olmasın. Hatırlarsanız çöp kutusu engellemiştik. Şimdi client'ın bundan nasıl haberi oluyor? Siz Ali yazdınız, şifreyi password 1 yazdınız, enterladınız. Oturum açılırken belki dikkat etmişsinizdir, grup polisi ayarları alınıyor diye bir şey çıktı. İşte o grup polisi ayarlarını aldığı klasöre sysvol deniyor. Yani ben DC makinemde gidip çöp kutusu yasak dersem, bu yasak olduğunu gidip sysvol'e yazıyor ve o dosyayı paylaştırıyor. Dolayısıyla client oturum açarken paylaşıma gidebiliyoruz ya biz burada. Client geliyor paylaşıma, sysvol'ün içerisinde okuyor, yeni bir şey var mı diye soruyor ve diyor ki çöp kutusu yasakmış. Sonra kendisini çöp kutusu yasak şekilde açıyor. Tamam, sysvol'de grup polisi ayarları duruyor. Unutmayın bunu, asla unutmayın. Şimdi size önerilen bu arada bu Kerberos dediği domain kontrolü kurduğunuz zaman otomatik olarak gelen bir kullanıcı. Bu bir protokol. Siz oturum açarken domaine hani kullanıcı adı şifre yazıyorsunuz ya, Ali şifre password 1. Onun doğrulup olmadığını domain kontrolüne sorarken işte bu Kerberos yöntemiyle soruyor. Gidiyor, diyor ki ben geldim, kullanıcı adı şifrem bu. Domain kontrolünü doğrularsa ona oturum açmasına izin veriyor. Bundan göreceğiz, ileride bundan biraz daha bahsedeceğiz. Şu best practice dediğim Microsoft'un bize önerdiği durum. Diyor ki bir ortamda en az iki domain controller olması iyi olur diyor. Hangi amaçla? Availability. Yani ulaşılabilirlik. Biri çökerse diğerine ulaşın diyor. Ve diyor ki güvenlik için diyor RODC kurun. Çünkü RODC şifreleri saklamıyor. İkincisi BitLocker. BitLocker olunca encrypt ya, giremiyor kimse. Dolayısıyla bu yöntemi, yani şurada yazan iki maddeyi yaparsanız diyor, güvende olursunuz diyor. Tabi her şeyi yaptınız, en kral güvenliği sağladınız, milyon dolar harcadınız. Gene de bir ihtimal yok mu? Belki 0.0.0.0 bir gene bir ihtimal var. En güvenli makine, Kevin Mitnick'in sözü, dünyanın en büyük hackerının, en güvenli makine fişi çekip makinedir. Onun haricinde hiç makine güvenli değil. Ama bunları yaparsanız kırılma ihtimaliniz milyarda bir. Öyle söyleyeyim. O yüzden
Ama gerçekten önerilen bu. Her zaman yedeğiniz olacak. Her zaman Bitlocker'la şifreleyeceksiniz. Burada kullanan diskleri bile. Mesela benim diskim Bitlocker'la şifreliyor. Hata ediyor. Bir çaldırsam gitti. Her şey için. Global Catalog'dan konuşmuştuk. Bu Global Catalog'un içerisinde işte bir ton partition var. Bu partitionları tek tek göreceğiz ileride. Ancak bir Global Catalog şurada gördüğünüz gibi partitionlardan oluşuyor. Şema partitionı. İşte Active Directory'nin konfigürasyonlarının yani ayarlarının bulunduğu, yaptığınız ayarların tutulduğu yer bu Configuration Partition'ı. Yani Global Catalog'a girdiğinizde öyle şak diye Global Catalog'dan her şeyi okumuyorsunuz. Kullanıcı ile ilgili bir şey soruyorsanız Global Catalog'a gidip Schema'dan bakıyor. Bir ayar soruyorsanız Configuration'dan bakıyor. Domain ile ilgili bir şey soruyorsanız Domain'den bakıyor. Tamam, hepsinin bir partition'ı var ve bu partition'ları her uygulamada üzerinden geçiyor olacağız. Logon süresi. Aslında logon olayını biliyorsunuz. Logon nasıl oluyor? Kullanıcı adı şifrenizi yazıyorsunuz. Logon oluyorsun. Sizin için gayet basit yani. Bizler için gayet basit. Ama aslında logon olurken hani anında açılıyor ya masaüstü. O anında açılırken o milisaniyeler sürede aslında bizim makinemiz domain kontrolü gidip bayağı bir sohbet ediyorlar. O sohbette şunlar gerçekleşiyor. Ben buradaki Ali'yim. Gidiyorum diyorum ki kullanıcı adı şifrem bu. Password'üm bu. Domain'e soruyorum. Domain diyor ki harika doğru verdin girebilirsin diyor buna bir tane bilet veriyor yani bir tane ticket veriyor bilet bu bilet domain kontrolörün imzalayıp verdiği bu bilet ile ben domainde oturum açtığım zaman istediğim server'a gezme şansı buluyorum biletle hani bunu şöyle düşünün Luna Park'a gidiyorsunuz bir bilet veriyorlar her şeye biniyorsunuz Luna Park'ta bunu da onun gibi düşünün DC'nin verdiği biletle bütün server'lara erişebiliyorsunuz daha sonra ben kalkıp şeye gitsem, paylaşıma gidip bir tane video çekmek istesem, gidiyorum server 1'e mesela, paylaşım gibi düşünün şunu, paylaşım. Gidiyorum, bana diyor ki, bir dakika diyor, sen benden video alacaksın ama diyor, seni tanımam lazım diyor. Bu da diyor ki, al diyor, benim biletim var. DC'nin verdiği bileti gösteriyor. Server diyor ki bilete, tamam diyor, benim bunu kontrol etmem lazım diyor. Ama gidip DC'ye bir bilet geldi, sen mi verdin bunu diye sormuyor. Biletin üzerine bir soğuk damga varmış gibi düşünün, böyle. Bir ıslak imza varmış gibi düşünün. Bakıyor diyor ki bu taklit değil, ıslak imza doğru. Bunu kesin DC vermiş diyor. O zaman sen gel girebilirsin diyor ve giriyorsunuz. Siz burada tabii bunun hiçbirini anlamıyorsunuz. Paylaşmayı yazıyorsunuz 13.30.230 chat oradasınız. Domain ortamında da aynı şey oluyor. Fakat altta böyle muhabbet ediyorlar. Siz paylaşıma gitmek istediğinizde enter'a basıyorsunuz biletini gösteriyor. O bakıyor bilete ıslak imzaya ıslak mühürü doğrudur diyor. Ondan sonra kabul ediyor. Altta muhabbet bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla buradan şunu çıkarmanız lazım. İşte bir client bir paylaşıma gitmek istiyorsa domain controller'ı da DC'den bilet almak zorunda. Hatta bunu work grubu aldığımızda söylemiştim. Domain'den çıkardığımızda hiçbir alt yapalım. Çünkü biletim olmayacak ya DC'de authenticate olamayacağım. Bilet de alamayacağım dolayısıyla. O zaman domain'de hiçbir paylaşıma da gidemeyeceğim. Master'lardan sonra uygulama yapacağız. Tamam güzel. Son sözel anlatacağım olay. Operation Master rolleri. Bunlarla ilgili de bir ton soru var. Diyorum ya bir sınav Compile Active Directory sınavı. Şu ana kadar anlattığım yerden 30 soru gelecek. Söyleyeyim. Şu 5-6 slide'da. Rahat gelecek. Operation Master rolleri. Active Directory'de 5 tane rol var. Operasyon rolleri. Her birinin bir görevi var. Bu görevleri bilin. İyi olur. Domain Naming Master. Ha, bir de bu roller iki türlü oluyor. Bir forest bazlı, bir de domain bazlı. Yani bir forest'ın en tepesinde, en tepede olması gerekenler, bir de domain bazlı, alt tarafta olabilenler. Forest bazlar iki tane. Domain Naming Master ve Schema Master. Schema Master'ı söylemiştim. Kullanıcılardan sorumlu, kullanıcı nesnelerinden, objelerinden sorumlu. Domain Naming Master ise domain'e bir makineyi join ederken, domain'den bir makineyi çıkartırken, yeni bir domain controller kurarken, İşte ortamda örneğin erman.com diye bir domain var. Sizden biri kalkıp erman.com kurmaya kalkarsa erman.com daha önceden varmış kuramazsın diye uyaran domainle ilgili kısacası tüm işlemleri yapan, yöneten merkeze operation rolüne domain naming master denir. Adı üzerinde. Domainle ilgili her şeyi bu adam yapıyor. Bunu sınavda soruyorlar. Domainle ilgili işlemleri yapan master hangisi? Domain naming master. Schema master kullanıcı ile ilgili. RID Master ise şu. SID diye bir şey hatırlıyor musunuz? SID. Sizin
Sysprep falan yapıyorduk ya, SID. Aynen öyle. Security Identification. Her makinenin bir tane SID'si var değil mi? TC kimlik numarası gibi. Network'te tek olması lazım her yerde. Bu adamın görevi bu SID'ni denetleyip bulduktan sonra sonuna bir tane adı üzerinde read ekliyor. Ve sizin şöyle bir SID-read gibi bir numaranız oluyor. Ve sizin ortamda tekil olup olmadığınızı denetliyor. Ortamda sizden başka var mı yok mu onu denetliyor. Yani bu ne demek? Ortamda aynı SID'ye sahip iki tane makinenin olmasını engelliyor. Bunun görevi de bu. PDC emülatörü söyleyeyim. Bu önemli. Infrastructure'a en son döneceğim. PDC emülatör ortamdaki saat senkronizasyonundan sorumlu. Tam ortamdaki saat senkronizasyonundan sorumlu. Sebebi şu. Siz client olarak DC'den bilet alıyorsunuz dedim ya. Bilet aldığınızda biletin geçerli olması için belirli süreler var. Örneğin 5 dakika. 5 dakikalığında o bilet geçerli oluyor. Eğer DC'nin saati 03.25'i gösteriyor diyelim gece yarısı. Sizin client'ınızın saati 03.45 olursa veya da server'ın saati 03.59 olursa siz DC'den bilet aldığınızda DC size diyor ki biletin dolma süresi 03.30. Siz kalkıp server'a gittiğinizde diyecek ki senin biletin 29 dakika önce dolmuş. Saat farkından dolayı. Dolayısıyla aradaki senkronizasyonu, bu saat senkronizasyonunu sağlayan emülatöre PDC emülatör deniyor. Bu PDC emülatör işte bu saati sağlıyor ki ortamdaki herkes saati aynı olsun. Peki saati kime göre eşitleyecekler o zaman bu adamlar? DC'ye göre. DC ne derse olacak. PDC emülatör karar veriyor. Diyor ki DC'nin saati bu. Direkt ona şey yapıyor. Ona göre herkes ayarlıyor. Bazen bilgisayarlar yan yanayken saatler tutmuyor. Mesela farklı domainden, farklı DC'den login oluyor değil mi acaba? Bazen olabilir. Oradaki PDC emülatör farklıdır. Peki iki DC'nin birbirine emülatör etmesi, birbirine doğrulaması o tarz bir şey var mı? Var var. Her şey. Ortamdaki her şey. Şimdi bu PDC emülatörü sen domaine kuruyorsun. Forest'ta kurmuyorsun. Veya Forest'ta ilk domaine de kurabilirsin tabii. O da olabilir. Eğer Forest'ta ilk domaindeyse zaten sorun yok. Bütün bağlı domainler Forest'ın içindeki birer ağaç ya. Koca ormana bağlarsan ağaçlar da etkilenecek. Dolayısıyla öyle bir sorun olmayacak. Ama şöyle bir şey var. A.com diye bir domain kurdun. Oradaki kullanıcı kalkıp B.com'a gittiğinde B.com'un PDC emülatörüyle muhatap olacak. Dolayısıyla A.com'daki PDC emülatörüyle bir işi yok. Yani gittiği ortamdaki PDC emülatörle uyuşması lazım. Ama arasındaki tabi saat senkronizasyon farkı olursa A.com'da farklı saati alırsa client o zaman problem olabilir. Dolayısıyla A.com'la B.com'un da PDC emülatörü arasında bir muhabbet olması lazım. Fakat işte bu iki domain aslında Forest'a bağlılar ya. Forest'un en tepesi düzgünse zaten bir sorun olmuyor. Forest'un en tepesine uyduğu için hepsi bir problem olmuyor. Ama ona bağlı çalışırmazsan Forest'takiler beni şey yapmasın, kısıtlamasın diye domaini kurarken belirtirsen o zaman işte senkronizasyonu kendin sağlayacaksın. Infrastructure Master'da bu tam olarak infrastructure aslında altyapı. İşte domaindeki birçok şeyden sorumlu. Hatta şöyle şimdi bir komut göstereceğim. Şu DC makinenizde bir CMD'yi çalıştırın. CMD. Neydi bu? Net Query FSMO. Neydi? Neydi lan? Yanlış mı yazdım? Ha, query yanlış yazmışım. A koymuşum. Allah Allah. Q-E-D. Niye yükseltmiyor ya? Nasıl ya? Net dom ya, net query ne ben de diyorum neyi yanlış yazıyor.
Şu komutu verin. Metdom query fsmo. Uygulama neymiş ya? FSMO, net dom query FSMO şu. Onu çalıştırın. İşte benim gibi sadece net yazıp bırakırsanız, böyle hata verirse, unutursanız, net dom olduğunu unutursanız Google'dan bakacaksınız, mecbur, başka yer yok. Bir türlü aklıma gelmedi. Net dom query fsm. Bu komutu unutmayın, sınavda bunu soruyorlar. Direkt söyleyeyim. Adam şey demiş, neydi ya? Ha, operation master rolünü taşıyacağım. Taşımak istiyorum. Şimdi bizde her şey her şey DC'nin üzerine duruyor şu an. Tam hatırladım soruyu. Her şey DC'nin üzerine duruyor. Çünkü ortamdaki ilk domain buydu. Her şey bunun üzerine kuruldu. Adam soruda şöyle diyordu işte. Ben bunu bir tane additional DC kurdum. Bu additional DC deyip duruyorum da bunlara additional DC ADDC olarak geçiyor kısaca. Diğeri raw DC. Bu ADDC. Ona taşıyacağım diyor. Ama taşıyacağım da diyor şey hangisiydi? RID mi ne? Çok önemli değil. Onun nerede durduğunu bilmiyordum diyor. Nereden taşıyacağımı bilmiyorum. Nasıl taşıyacağım diyor. Nasıl öğreneceğim diyor, pardon. Orada da altta da işte şey var. Komutlar var. Bir ton komut yazmış. Net dom query fsmo var bir şıkta. Bir şıkta başka bir komut var. Bilmem yok sysvol, ntds sallamış böyle. Direkt gidip bunu seçiyorsunuz. Bu komutu unutmayın. Net dom fsmo query. Bu komut bu makine üzerinde yer alan operation master'ların listesini veren komut. Mutlaka bilin bunu. İşte onu dedim ya, benim bilgisayarımda hangi roller benim bilgisayarımda? Bu roller nerede onları görüyorum. Mesela şu anda gördüm, hepsi bu DC'nin üzerindeymiş. Şimdi atıyorum bu PDC burada değil de long DC 2'de çıksaydı ve ben onu 1'e almak istiyorsam gidecektim 2'den 1'e taşıyacaktım. Yani nerede olduğunu gösteriyor size bu, sadece bu. Netdom komut satırından o aracı açmak için kullandığınız komut. Query sorgu demek. Neyi sorgula? İşte operation master rollerini. Bu fsmo'ları sorgulatıyorsunuz. Bu infrastructure'ı işte söyleyecektim. O da işte ortamdaki her şeyi, kullanıcıları, grupları, işte hangi kullanıcı hangi grupta, hangi kullanıcı hangi işte şey grupta, hangi organization'da, hangi makineler domain'de, bunların listesini tutan, bunları düzenleyen master rolü de infrastructure master. 5 tane var. Tamam, şu adı üzerine zaten domain ekleme çıkarma olayları dedik. Kullanıcılarla ilgili bu. RID, SID'nin sonuna RID numarası ekliyor, tekil olmasını sağlıyor. Ortamdaki kullanıcı grupları falan, makineleri, organization'ları düzenliyor. PDC işte saat senkronizasyonu falan yapıyor. Aynı zamanda PDC bir de grup policy ile ilgili düzenlemeler de yapıyor. Ama onu ileride bahsedeceğim. Geldik domain kurmaya. Şimdi ilk domaininizi kuracaksınız. En önemli şeyi kuracağız. Saat kaç? 8 dakika olmuş. Bence ara verelim. Çünkü bu domain kurmak önemli. Yarısını da bırakıp iptal etmeyelim. Ara verelim. Bu öğreneceğiniz ilk önemli olay. Bunu çok iyi anlamaya çalışın. Çok basit ama menüler üzerinden tek tek geçeceğim. Hep adotun.com'u kullandık eğitim başından beri. Şimdi herkes kendi domainini kuracak. İstediğiniz isimle kurabilirsiniz. Garip garip isimler kullanıyor tabii şimdi. Tamam, o zaman bir çıkalım araya. Varsa sorunuz, bunlarla ilgili hocam, sorun. Ben gördüm. Tamam, şunu durdurayım, bir şey yapacağım. Bununla ilgili sorunuz var mı? Organization'ın falan. Bunların hepsinin üzerinden uygulama olarak geçiyor olacağız. Yani gözünüz korkmasın. Anlattık, bitti gibi düşünmeyin. Hepsini tek tek yapacaksınız. Uygulamalarını yapacaksınız. Projede yapacaksınız. Sınavda soracağım. Etütlerde yapacağız.
En az 100 kere raw DLC oluşturacağım size. Merak etmeyin. Artık böyle gözünüz kapalı next next bakmadan yapacaksınız. Kesin buradaydı şu falan diye yapacaksınız. Korkmayın yani bu sözel kısmı. Sınavda soruyorlar ama. Videoyu tekrar izlerseniz aklınıza kalır. Uygulamalarını şimdi başlıyoruz yapmaya. Sorunuz yoksa araya gidelim. Nefes alıp gelin. Uygulama yapacağız. Artık sözel bitti.